Evet. Tamam mıyız? Evet. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. 2021 sonu itibariyle iktidarın, hükümetin fahiş zamları, yüksek artışları, 2022'ye geldiğimiz bu günlerde de yapılan zamlar ve fahiş artışlarla hakikaten vatandaşlarımızın büyük tepkisine neden olmuştur. Bizler de Saadet Partisi olarak tepkimizi ortaya koymak için bugün bir basın açıklaması yapmak durumunda kaldık. Ben tekrar basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. 2021 yılını geride bırakırken yeni yıla peş peşe yapılan zamlarla geldik. 2021'in son saatlerini doğalgaz, elektrik ve akaryakıtta gelen zam haberleriyle kapatırken yeni yılın ilk gününe de yeni zamlarla uyandık. Bugünlerde de zamların devam ettiğini görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyonunu %13.38, yıllık enflasyonunu ise %36.8 olarak açıklandı. İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor. TÜİK'in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük. İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi ülkemizi uçuruma sürüklüyor. Bu akıl dış ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki AK Parti sebep yüksek enflasyon sonuçtur. Ülkemizin birikimlerini bitirdiler. Erbakan hocamızın açtığı fabrikaları birer birer sattılar veya özelleştirdiler. Şimdi ülkenin geleceğini harcıyorlar. Fahiş hataların bedelini fahiş fiyatlar olarak ödemeye devam ediyoruz. Türkiye bugün ehliyetin ve liyakatın bir yana bırakıldığı, partizanlığın tek geçer akçe olduğu, toplumun tehlikeli şekilde kutuplaştırıldığı bir yönetim zihniyetiyle idare ediliyor. Değerli basın mensupları, iktidardakiler ülkede küçük veya büyük hangi problem varsa mutlaka başkalarını suçluyor. Her gün çılgınca artan hayat pahalılığından, temel ihtiyaçlara yağan zamlardan, bozulan adalet terazisinden, eğitimin tıkanan sistemsel sorunlarından, dış politikada giderek daha da itibar kaybeden görüntümüzden ve ne hikmetse bir tek iktidar sorunu değil, soğan patates zamlandığında soğancılar suçlu oldu. Fiyat artışları durmak bilmez hale gelince marketler suçlu oldu. Her defasında daha garip bir lobi icat ediliyor. Hep başkaları suçlu, hep başkaları kabahatli. Gördüğünüz gibi bir tek iktidarın hiç suçu ve sorumluluğu yok. Kendileri gibi düşünmeyenler, en ufak bir itirazda bulunanlar, hakkını talep edenler ise hain ilan ediliyor. Halktan ne yetki istedilerse verildi. Milletten istedikleri her yetkiyi aldıklarını, artık mazerete yer olmadığını kendileri ilan etti. Üzerinden 3 yıl geçti, değişen bir şey olmadı. Bahanelerin ardı arkası hala kesilmiyor. Görünen bu ki, milletten her yetkiyi alırken sorumluluğu da almak unutulmuş. Bütün yetkiler iktidarda, her türlü sorumluluk muhalefette kalmış oldu. Hükümetin görevinin insanların yaşam standartlarını yükseltmek, hayat pahalılığı için somut ve kalıcı çözümler uygulamak olmalıdır. Ancak anlaşılıyor ki Saadet Partisi'nin olmadığı bir iktidarda bunlar çözülmeyecek. Bizler bunları çözmeye talibiz. Bu düzenin ve çarkın değişmesine talibiz. Milletimizin derdinin farkındayız. Çözüm yolunu da biliyoruz. İnşallah bu sorunları çözmek için bizlere nasip olacak. Evet, bu duygu ve düşüncelerimle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.